Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba, geliyor mu sesim? Hoş geldiniz. Merhabalar. Tek uzam öğrenci koçu Ruki, Tuğba ben arkadaşlar. Yeniden hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Umarım herkes çok iyidir. Çok teşekkür ediyorum Burak Bey, iyiyim. Çok teşekkürler. Sizleri gördüm, daha iyi oldum diyelim. İyiyim. Havalar soğudu, ona alışmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim Kübra Hocam. İyiyim. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Herkes çok iyi. Keyifler yerinde o zaman. Harika. Gülistan Hocam, çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Bugün neden buradayız? Çok güzel bir seminer konusu. Biliyorsunuz akademik takvim açıklandı arkadaşlar. Duyabiliyor musunuz beni? Az önce bir bağlantı kopukluğu oldu sanıyorum. Buradayım. Geliyor mu şu an sesim? Geldim. Merak etmeyin, hiçbir yere gitmedim. Buradayım. Çok güzel. Arkadaşlarım biliyorsunuz akademik takvim açıklandı. Bugün burada KPSS'nin bütün branşları için sınava kalan sürede nasıl ders çalışma programı hazırlamalıyız ki hedefimize ulaşabilelim? Nasıl bir ders çalışma programı hazırlamalıyız ki atanabilelim? Bunu ele alacağız. Şu an aramızda kimler var? Ah Hazal Hocam, çok naziksiniz. Pişman olmayacaksınız. Kimler var? Hangi öğrencilerim? Hangi bölümlerden mezun? Hangi kategorilerden sınavlara giriyor? Biraz sizi tanımak istiyorum. Okul öncesi, giyim, radyoloji, fen bilgisi öğretmenliği, sosyal hizmet, anestezi, finans, felsefe, dikap. Çok güzel. İngilizce, psikoloji, fizyoterapi, tıbbi sekreterlik, matematik öğretmenlerimiz var. Tarih, İBF'liler var yine. Coğrafya, ilköğretim matematik, PDR'ciler, hemşirelik, hukuk. Avukatlarımız da var içimizde, harika. Coğrafya, evet, bu seminerde bayağı fazla hocam, benim de ilgimi çekti. Çok güzel. Yani hem öğretmenlerimiz, hem A grubundan sınava girecek öğrencilerimiz, hem de ön lisans ve orta öğretim grubundan sınava girecek öğrencilerimiz var. Çok güzel. KPSS'nin bütün kategorilerinden karma bir kitle var şu anda. Harika. Gökçe Hocam, sesimin gelmesi gerekiyor. Aysu'cum, hoş geldin aramıza. Aysu bizim kayıtlı öğrencimiz. Sağ olsun, bütün seminerlerimize katılır. Bizi yalnız bırakmaz. Tamam, harika. Şimdi arkadaşlar, bugünkü seminerimizde neleri ele alacağız? Bundan bahsetmek istiyorum. Eğer tanışıp kaynaştıysak, şu an yani branşımız farklı olsa da hemen hemen ortak bir zaman aralığı var. Çünkü biliyorsunuz ön lisans ve lisans grubu için arada çok büyük bir zaman farkı yok. Lisans grubu öğrencilerim 14 Temmuz 2024 tarihinde sınava girecek. Ön lisans grubu öğrencilerim de 1 Eylül 2024 tarihinde sınava girecek. Orta öğretim yani lise grubundan sınava girecek öğrencilerim de 15 Eylül tarihinde sınava girecek. Bu seminerde arkadaşlarım, sınava kalan sürede KPSS çalışma programını nasıl hazırlamanız gerektiğini, hangi yöntemlerle ders çalışabileceğinizi, günde kaç saat ders çalışmaya zaman ayıracağınızı ve öğrendiğiniz bilgileri nasıl tekrar edeceğinizi, hangi periyotlarda tekrar edeceğinizi, ne zaman soru çözmeye başlayacağınızı ve çok daha fazlasını öğreneceksiniz. O yüzden herkes hazırsa başlıyorum. Hazır mıyız? Hadi enerji görmek istiyorum biraz. Herkes hazır mı? Evet, hazırız. Evet. Harika. Başlıyoruz o zaman. Az önce de ilettiğim gibi en popüler yani en yoğunluklu katılım talebi gösterilen sınavları ele aldım. EKPSS'ye daha kısa bir süre kaldı. İçimizde EKPSS öğrencilerimiz de var. 28 Nisan'da girecekler sınava. EKPSS A grubu da 20-21 Temmuz. Biliyorsunuz oturumlar şeklinde yapılıyor. Hem 20 Temmuz'da hem 21 Temmuz'da sınavlarınız var. Değerli öğrencilerim, ortalama 200 günün üzerinde bir zaman aralığı var. Asla kısa bir zaman dilimi değil.
ama çok uzun bir zaman dilimi de değil. Yani tam ortalama eğer verimli çalışarak değerlendirebilirsek çok yeterli bir zamana sahip olduğumuzu düşünüyorum. Evet, değil mi Azal hocam? İnsan bir tuhaf oluyor gerçekten. Ama farkındalık da gerekli. Yani artık bir deadline, yani bir süre olduğu için artık ben şu gün sınava gireceğim. Bunun bir somut açıklaması olduğu için bence bu bizi olumlu yönde etkilemeli. Yani harekete geçirmeli. Çünkü her geçen gün arkadaşlar sınava bir gün daha fazla yaklaşıyorum. Haliyle bu beni gerebilir. Ama neden gerer arkadaşlar? Eğer o günü boş geçirdiysen, eğer o gün yaptığın çalışmadan verim alamadıysan, eğer o gün girdiğin dersi anlamadıysan, eğer o gün ders çalışma programına uyum sağlayamadıysan, evet bu seni gerebilir. Ama doğru ve verimli çalışan bir öğrenci aksine sınav tarihini dört gözle bekler. Çünkü kendisine güveniyordur, üzerine düşen her şeyi yapıyordur ve o sınav tarihi geldiğinde zaten başarılı olacağını biliyordur. Bunu parantez içinde söylüyorum. Yani tek uzam öğrencileri. Elif hocam sesin gelmiş olması gerekiyor. Evet, bizim öğrencilerimiz şu an sınavı dört gözle bekliyorlar diyebilirim. Şimdi arkadaşlar birçoğumuzun çalışmaya başladığını ama kısmi olarak başladığını, henüz verimli bir çalışma yapamadığını ben kendi yaptığım görüşmelerden biliyorum. Şu an içimizde kimler ders çalışmaya başladı, kimler destek alıyor ve kimlerin düzenli bir programı var. Hadi herkes yazsın bakalım. Büşra hocam nasıl başladınız? Nasıl bir program var? Büşra hocam diyor ki hocam ben aynı zamanda çalışıyorum, normal bir işte mesleğimi yapıyorum. Çalışan biri için de bir programa bakabilir miyiz rica etsem? Büşra hocam o kısma da değineceğiz. Seminerde kal lütfen. Senin gibi çok öğrencilerimiz var. Başladım ama programım yok diyor Tuğçe hocam. Başladım ama düzenli değilim. Plansız, programsız çalışıyorum diyenler var. Ama net bir programım yok. Sakinleşmek için boyama ve kuru boya yapıyorum. Aysucum. Çok tatlısın. Başladım ama düzenli değilim. Fırsat buldukça çalışıyorum, programım yok. Ortalama beklediğim yanıtları alıyorum şu an. Bebeğim var. Aa, Buket hocam Allah bağışlasın. Bebeğin senin en büyük motivasyon kaynağın olsun. Onun için atanacaksın inşallah bu yıl. Coğrafya, tarih, matematikle başladım. Önümüzdeki hafta başlayacağım. Zelal hocam, inan ki o önümüzdeki haftalar hiç bitmez. Aralığa geleceğiz neredeyse. Yarın 1 Aralık. Hocam başladım ama ara ara çalışabiliyorum. Annem herhangi bir destek almıyorum. Hiç merak etme Gülistan hocam. Başladım, bıraktım, tekrar başladım. Öyle karışık gidiyor. İyime böyle böyle gidiyor. Yani verim yok değil mi arkadaşlar? Şu an düzenli henüz başlamayanlar var. Başlayıp bırakanlar var. Yalnız değilsiniz. Kaygılanmayın. Ama geç de kalmayın lütfen. Hiçbir destek almıyoruz hocam. Başlamadım. Kafamı bir türlü toparlayamadım. Motive olamıyorum. Doğru yerdesin. Seminerde kal. O zaman arkadaşlar birçoğunuzun çalışmaya başlarken yaptığı şey ne? YouTube'a girip kim nasıl derece elde etti? Buna bakıyoruz, değil mi? Hadi herkes itiraf etsin. Beyza hocam, sonra tekrarını izlersin, sıkıntı değil. Bunu yapıyoruz arkadaşlar. Kim nasıl derece elde etmiş? Kim 3 çocukla nasıl atanmış? Kim günde kaç saat çalışmış? Kim nasıl bir programla atanmış? Buna bakıyoruz. Neden? Hepimizin psikolojik olarak bir ilham kaynağına, bir idole, bir örneğe ihtiyacı var. Misalen bunu ben YouTube'dan bir öğrencimizin videosundan alıntıladım arkadaşlar. Öğrencimizin ismi Burak. Ve Burak çalışma programı nasıl hazırladım temalı birçok video izliyor arkadaşlar. Zeynep'in derece yaptığını söylediği videoda karar kılıyor. Kendisine en uygun olarak o videodaki çalışma yöntemlerini buluyor.
Onun derece yaptığı programı birebir hazırlıyor, kopyalıyor. Yani direkt copy paste yapıyor. Başta uygulamak ağır geliyor ama sonra kendini zorluyor. Neden zorluyor? Zeynep çünkü birinci oldu bu programla. Zorlamak zorundayım. Ben de birinci olacağım, ben de atanacağım diyor. Arkadaşlar sonuca gelelim. Bırak derece yapmayı, dereceyle atanmayı. Bu öğrenci atanamıyor bile. Bu senaryo size tanıdık geliyor değil mi? Yani birçoğumuzun geçmiş yıllarda mutlaka deneyimlediği bir öykü bu aslında. Bu ben diyor. Evet hocam, başlamadan önce buna da bakmıştım. Değil mi arkadaşlar? Yani başka bir öğrenciye başarı sağlayan bir program sizin için aynı başarıyı sağlayamayabilir ki net konuşalım, sağlamaz zaten. Neden? Çünkü kural, başkasına başarı getiren bir çalışma programının aynı şekilde size de başarı getireceği yanılgısına düşmeyin. Denenmişi denemeyin arkadaşlar. Ben birçoğunuzun birden fazla kez sınav deneyimi olduğunu zaten biliyorum. Şu an belki ilk kez giren öğrencilerim çok azınlıktadır. Belki 100 öğrencimden 10'u diyordur ki ben ilk kez gireceğim. Programınız size özel olmalı, biricik olmalı. Çünkü siz özelsiniz ve teksiniz. Lütfen bunun farkına varın. Evet, Esma hocam azınlık mesela, ilk kez girecek öğrenci. Peki gelelim, hocam evet haklısınız, ben özelim, ben tekim, benim programım biricik olmalı ama biricik bir çalışma programı nasıl olmalı diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Şimdi gelelim nasıl olmalı? Önce bir tahminleri alayım. Bakalım sizin nasıl tahayyül ediyorsunuz? Çok güzel. İkinci kez girenler var, ilk kez girenler var. Arkadaşlar biricik bir çalışma programı nasıl olmalı? Neler olmazsa olmaz. Hadi biraz beyin fırtınası. Bir, gerçekçi olmalı. İki, bize özgü olmalı. Başka yok mu artıran? Kişiye göre hocam. Kimisi yazarak, kimisi okuyarak öğrenir. Çalışma saatlerime uygun olmalı. Kararlı olmalı. Puana göre olmalı. Başka? Bir saat aralığı olmalı, uygulanabilir olmalı, sürekli olmalı, istikrar çok önemli, beni çok yormamalı. Başka? Kişiye özel olmalı. Belirli bir disiplini tabii ki olmalı. Azim, istek, dirayet. Harikasın Mehmet hocam. Mottomuz bu. Sonuna kadar devam. Keyif vermeli hocam. Evet Yasemin hocam, haklısın. Sabah olmamalı diyor Kübra hocam. Galiba sabah çalışmayı sevmeyen bir öğrencimiz. Gerektiğinde esnek olmalı. Hocam zaten okul günümüzün yarısını alıyor. Yusuf hocam çok haklısın ama çalışacağız. Sabah 5'te başlamamalı. Aa, burada hiç sabahçı tayfa yok mu? Hocam ben kalkar kalkmaz çalışıyorum, verim alıyorum, sabah olsun diyen yok mu? Sena Nur hocam hiç merak etme. Üniversiteyle de gider, stajınla da gider. Yeter ki doğru programı hazırla. Her şey mümkün. Mesai saatlerinde video izleyebilir şekilde olmalı. Birileri işten kaytarmaya mı çalışıyor acaba? Hocam uykuyu çok seviyorum. Ne zaman erken kalksam o zaman çalışamıyorum diyor. Kışın sabah zor oluyor. Tamam gelelim. Gelelim bakalım gerçekten hangi özelliklere sahip olmalıymış. Verimli olmalı diyenleri bir alkışlayalım. Doğru yanıt ve birinci sırada kesinlikle verimli olmalı. Ama bu verimin içini açacağız arkadaşlar. Verim çok böyle pelesenk olmuş bir kavram. Yani verimli verimli ama neye göre verimli? Herkesin verimli yöntemi de farklı. Ona da değineceğiz. Hiç merak etmeyin. İki, seviyeye uygun olmalı. Yani altı kez giren bir öğrencinin seviyesiyle İlk kez sınava giren bir öğrencinin seviyesi aynı değil. Dolayısıyla ikisine aynı programı yapmamak gerekiyor. Doğru mu? Evet. Üç, sürdürülebilir olmalı. Ben her zaman öğrencilerime söylerim, arkadaşlarım size de söylemek istiyorum. KPSS kesinlikle yalnızca bilgi sınavı değildir arkadaşlar. KPSS'de ÖSYM öğrencilerin azim ve istikrarını da ölçer. Bu neyle bağlantılıdır? Programın sürdürülebilir olması, sürekliliğinin olması,
istikrarının olması gerekir. Aksi takdirde bir ay verimli çalışan bir öğrenci 3 ay verimsiz çalıştığında o bir aylık çalışmadan aldığı verimin ona bir katkısı olmayacaktır, değil mi? Yani beni yolun sonuna kadar götürecek, son durağa kadar götürecek bir programa ihtiyacım var. Doğru mu? Doğru. 4. Öz disipline uygun olmalı. Kimler aramızda ders çalışmayı çok seviyor ve ders çalışırken zorlanmıyor? Hadi parmak kaldırsınlar. İşte bu ben diyenler, parmak kaldıranlar çalışkan tayfa. Esra hocam, Nagihan hocam, Buse hocam, Esma hocam, Dilşe hocam harikasınız. Bir öğrencimiz de demiş ki parantez içinde ama nazar değmesin. Maşallah diyorum, nazar değmez. Harika ama hepimizin öz disiplin düzeyi aynı mı arkadaşlarım? Şimdi tam tersini sorayım, daha fazla kişi katılacak. Kimler ders çalışmakta zorluk çekiyor? Kimler öz denetimini sağlayamıyor? Kimler disipline olamıyor? Değil mi? Bakın daha fazla. Merak etmeyin, açık ara öndeyiz. Sıkılıyorum. Ben çok zorlanıyorum. Dikkat dağınıklığım çok. Oo, çok fazla. Okey, o zaman bunu bir köşeye yazalım. Demek ki bir ders çalışma programı hazırlarken öz disiplin düzeyimizi de ön plana almalıyız programı hazırlarken. Aklım başka yerlere gidiyor. Aklım hep yapacaklarımda oluyor. Ders çalışmayı seviyorum ama çok sıkıcı geliyor bazen. Olabilir. 5. Arkadaşlar, programın sonuçlarını ölçebilmeniz gerekiyor. Çünkü gözü kara, verimli olduğuna inandığınız bir programı dönemin sonuna kadar, sınav tarihine kadar uygulayıp sınavda bir olumsuz sürprizle karşılaşma olasılığınız, üzülerek söylüyorum ki, çok yüksek. Neden çok yüksek? Programı belirli periyotlarda verimlilik olarak ölçmediğinde, ona dair gerekli aksiyonları almadığında, programında gereken revizeleri yapmadığında sonuç olumsuz olabilir haliyle belirli zamanlarda durup geriye bir bakıp ben ne yaptım, ne kadar çalıştım, ne kadarından verim aldım, bunun kesinlikle analizini yapmanız gerekiyor. Geldim 6. Sürekliliği devam etmeli. Yine bu da sürdürülebilirle paralel bir madde. Yani sürekli sınav tarihine kadar senin verimli bir programla az da olsa verimli ve öz bir çalışma yapman gerekiyor. Ve en önemli kriterlerden bir tanesi arkadaşlar, 7. maddem, öğrenme yapımıza uygun olmalı. Peki öğrenme yapısı nedir? Var mı bilen anlamını? Öğretmenlerimden yanıt bekliyorum özellikle. Bunu çünkü biz eğitim bilimleri derslerinde gördük aslında. Nedir öğrenme yapısı? Görsel, işitsel, görsel hafıza, kodlayarak, yazarak. Başka, öğrenme yapısının genel anlamı nedir sizce? Yani öğrenme yapısı deyince zihninizde ne çağrışıyor? Hümeyra hocam diyor ki, hocam herkesin öğrenme şekli farklıdır. Doğru. Rabia hocam, o kadar haklısın ki, birçoğumuz bunları biliyoruz ama uygulamayı geçiremiyoruz. İşte bugün bu seminere bu yüzden katıldınız. Ben artık istiyorum ki bildiklerinizle aksiyon alın. Yani bunlar sadece zihinde bir bilgi kirliliği, bilgi kalabalıklığı olarak kalmasın. Sen bir bilgiyi biliyorsun. Hatta bu bildiğin bilgi de senin ihtiyacın olan bilgi. Artık bu bilgiyi hayata geçirmen gerekiyor. Bilginle bir program yapman gerekiyor. Ahmet hocam, matematikte barışık değilsin, neler yapabiliriz? Bundan da bahsedeceğim, kal seminerde. Arkadaşlar, öğrenme yapısı parmak izi gibidir. En yalın, en anlayabileceğiniz şekilde anlatacağım. Olabildiğince teorik kavramların uzağında durmaya çalışacağım anlayabilmeniz için. Nasıl her insanın parmak izi farklıysa, her insanın bilişsel özellikleri ve psikolojik özellikleri farklıdır. Dolayısıyla senin öğrendiğin bir taktik, senin uyguladığın bir yöntem bir başkasında aynı verimi kesinlikle sağlamaz. Hatta
İkizleri göz önünde bulundurun. Şu an anne olan, baba olan öğrencilerim kendi çocuklarını göz önünde bulundursunlar. İkisinin bilişsel süreci, algılama süresi, algılama şekli, unutma süresi, odaklanma süresi bile o kadar farklı ki arkadaşlar. Bakın bunlar kardeş, bunlar ikizler. O kadar söylüyorum. Onlar bile farklıysa biz bu sınava giren milyonlarca rakip, milyonlarca öğrenci, her birimiz birbirinden farklı öğretim yöntem ve teknikleriyle öğreniyoruz. Ve bunu ölçmeniz gerekiyor. Bu yola çıkmadan önce kendinizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Öğrenme yapınızı bilmeniz ve öğrenme yapınıza uygun bir ders çalışma programı yapmanız gerekiyor. Bunu yapmadığınızda arkadaşlar, hazırladığınız bütün programlar yüzeysel, bütün programlar hedefinizden uzak olacak. Bunu da net bir şekilde söylüyorum. Bizim daha öncesinde eğitim analizlerimize giren öğrencilerim var mı? Parmak kaldırsınlar. Kenan Hocam parmak kaldırdı. Kimler analizlerimize girdi? Büşra Hocam, Melike Hocam, Yağmur Hocam, oo harika, Beyza Hocam, çok güzel. Bu öğrencilerim çok şanslı çünkü kendilerini artık tanıyorlar. Girmeyen öğrencilerimin girmesi için seminer sonundan sayfada ulaşabilecekleri eğitim analizlerimizi göstereceğim. Bu seminerin hediyesi olsun size, jesti olsun, sürprizi olsun. Analize girdiğinizde bütün öğrenme karakterinizi, bilişsel özelliklerinizi ve psikolojik özelliklerinizin tamamını görmüş olacaksınız. Çok teşekkür ederiz hocam, harika oldu. Hümeyra Hocam, ben de teşekkür ediyorum. Meryem Hocam, analize girip girmediğinizi sordum. Bizim eğitim analizimiz. Fatma Gül Hocam, ben de teşekkür ediyorum. Harika. Evet Elif Hocam, bu seminere katılan herkes için eğitim analizimiz ücretsiz olacak. Ve tabii ki en önemlisi ne? Kişiye özel olmalı. İyi ki varsınız hocam. Çok teşekkür ederim. İlk defa analize gireceğim. Çok heyecanlıyım. Ay Büşra Hocam çok tatlısınız. Siz de iyi ki varsınız. Şeyma Hocam, göstereceğim yerini. Seminerde kalın. Seminer sonunda sayfada hangi alandan girip öğrenme yapınızı keşfedeceğinizi göstereceğim. Hilal Hocam, seminerde kalın, göstereceğim. Geldim. Arkadaşlar, birçoğumuzun ders çalışmaya başladıktan sonra yaptığı birkaç spesifik hata var ama bu çok geneli kapsadığı için özellikle ele almak istedim. Birçoğumuz profesyonel bir destek almıyorsak, bir koçluk, bir rehberlik ya da yapay zekanın koçluğu gibi bir sistem takibinde ilerlemiyorsak arkadaşlar, genelde düştüğümüz yanılgılar biraz daha ders atlayayım, çok ağır bir program yapayım yoksa atanamam, aman tekrarları kim yapacak ki canım, boş ver, benim orada konum duruyor, ben giderim konumu çalışırım demeler oluyor. Lütfen bunlara çok dikkat edin. Çalışırken ders atlamayın. Matematiksiz de olur. Paragraftan sıkılıyorum. Anayasa bana çok karışık geliyor. Ben sevmiyorum, istemiyorum, bu konuyu çalışmayacağım, bu dersi çalışmayacağım söylemlerinden vazgeçin. Çünkü şu bir gerçek arkadaşlar, şu an branşınız ne olursa olsun, hangi bölümden mezun olursanız olun, artık atama puanları çok yükseldi. Gerçekçi olalım, analitik yaklaşalım. Minimumda bir 80 üstü puana ihtiyacınız olduğunu kabul edelim ve bunu göz önünde bulundurarak 80 ve üzerinde puan almak isteyen bir öğrencinin matematiğe de ihtiyacı vardır, anayasaya da ihtiyacı vardır, paragrafa da ihtiyacı vardır. Bütün derslerden en yüksek neti yapmaya ihtiyacı vardır. O yüzden KPSS'den yüksek puan almak istiyorsanız bütün dersleri çalışacaksınız. Hiçbir dersi ve konuyu atlamayacaksınız. Eksiksiz bir şekilde tamamlayacaksınız. Çünkü bunu yapacak güce hem sahipsiniz hem de bunun için önünüzde yeterli zaman aralığı var. Bu zamana zaten sahipsiniz. Tabii ki Hümeyra Hocam, sizin bölümünüz neydi? Sosyoloji için hocam minimum 92 plus. Ve kendinizi bunaltacak kadar ağır bir programla başlamayın arkadaşlar. Bunu bir çocuk gibi düşünün. Yani emekleye emekleye önce hareket eder, sonra emekler, sonra yürür, sonra koşar, sonra daha hızlı koşar. Arkadaşlar, ders çalışma bir disiplindir. Bunu bir spor gibi düşünün. Nasıl hayatında hiç spor yapmayan biri
En ağır kondisyon gerektiren sporu yapmaya başlamıyorsa, bunu yaptığında nasıl sakatlık yaşama riski varsa, nasıl spordan soğuma ve hayatı boyunca spor yapmama gibi bir güdüsü aslında güdüleniyorsa, yani öğrenci kendiniz aslında birazcık daha soğutuyor. Hani bu iyi bir şeymiş gibi geliyor. Ay işte en ağırı yapayım, 15 saat çalışayım, 18 saat çalışayım. Hayır arkadaşlar, bunu yaparak siz süreçten alacağınız verimi kendiniz azaltıyorsunuz. Çünkü programa uymakta zorluk yaşayacaksınız ve belki de birden programı bırakıp ders çalışma defterini komple kapatacaksınız. Bunu yapmanızı kesinlikle istemem. Ve 3, en çok yine duyduğum şey, hocam ben tekrar yapmasam da olur, bir sürü konu beni bekliyor. Konularımı çalışayım da aman yetiştiremem. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Edindiğiniz bilgileri korumaya ihtiyacınız var. Korumadığınızda bir bardak düşünün. Bu bardağın altı kırık olsun, üzeri kırık olsun. Yani altı kırık olsun, üzeri açık olsun. Ben bu bardağı üzerine su ekledikçe altı delik olan bir bardak ne olacak arkadaşlar? İçindeki suyu koruyamayacak, değil mi? Yani ben buradan bilgi ekleyeceğim, buradan gidecek zaten. Ama tekrar bunu neyi sağlıyor? Altını kuvvetlendirmeyi sağlıyor. Yani sen bir bilgi edindiysen, gereken periyotlarda tekrarını unutma sürene göre yaptıysan, o bilgi senin ön belleğinden arka belleğine gidiyor. Artık o bilgi kalıcı olarak hafızanda sınava kadar saklı tutabiliyorsun. Aksi takdirde yeni edindiğim bütün bilgiler arkadaşlar ön bellektedir. Maksimum 7 gün süresi vardır. 7 gün içinde o bilgiye gereken özeni göstermediğinde o bilgi geldiği gibi gidecektir. Çünkü sürekli yeni bilgi geliyor. Bunu unutmuyoruz, anlaştık mı? Tekrarlarımızı yapıyoruz. Bakalım bir sorulara. Hocam bazıları tek tek ders bitirip öğle daha verimli olduğunu söylüyor. Bu doğru mu sizce? Çok zaman almaz mı o şekilde? Kübra hocam bazıları kendine göre doğru yöntemi söylemiş olabilir. Bu sizin için doğru bir yöntem olmayabilir. Ben ders bitir başla şeklini bir öğrencinin etkin öğrenmesi için doğru bulmuyorum. Çünkü dönemin en başında bitirdiği dersin üzerinden çok fazla zaman geçeceği için tek hatırladığı şey sınava girmeden önce en son çalıştığı ders olacak. O yüzden bu doğru değil. Senkron ilerletmek doğru ve tekrarlarınızı unutma düzeyinize uygun bir şekilde yapmanız doğru. Hocam bu arka belleğe nasıl gider? Bir daha açıklayabilir misiniz özetle? Tabii ki de Yusuf hocam. Şimdi şöyle arkadaşlar, yeni edindiğiniz bir bilgi düşünün. Hiç duymadığınız bir bilgi, yeni bu bilgiyi öğretmenle derse girdiniz, edindiniz. Bizim gündelik olarak da, akademik olarak da ilk kez duyduğumuz bilgiler arkadaşlar önce zihnimizin ön belleğinde olur. Ve ön bellekte bütün bilgiler saklıdır. Ama maksimum ön belleğin bu bilgiyi saklı tutma süresi 7 gündür. Eğer 7 gün içerisinde sen o bilgiye geri dönüp tekrar yapmazsan, soru çözmezsen, tuttuğun notu okumazsan, yani o bilgiye yeniden bir mesai harcamazsan, bu bilgi 7 gün içerisinde unutulmaya başlar. Neden 7 gün diyorum? Çünkü edindiğin tek bilgi o bilgi değil. Sen bunun gibi yüzlerce yeni bilgi öğreniyorsun. Düşünsenize arkadaşlar, KPSS'de öğrenmeniz gereken toplamda 282 tane konu alt başlığı var. Ve bunun için tek bir zihnin var ve doğru kullanman gerekiyor. Sen 282 konunun 282'sini de sadece bir kez çalışıp burada tutarsan, yeni bilgi geldiğinde bir önceki bilgi gider. O gelirse diğeri gider. O gelirse diğeri gider. Onun yerine bir bilgi aldın, bunu garantilemen gerekiyor. Konu çalıştın, tekrarını yapacaksın, sorunu çözeceksin. Bu bilgi artık ön bellekten arka belleğe gidecek. Yani kalıcı hafızaya gidecek. Aksi takdirde hep çalışan ama hiç öğrenemeyen bir öğrenci olursun. Evet Betül hocam, örnek ders çalışma programı göstereceğim. Şimdi gelelim arkadaşlar, yine bir programa dahil olduğumuzda, bir ders çalışma programımız olduğunda
Kesinlikle bu üç kriteri göz önünde bulunduruyoruz. Tekrarlarımızı yapıyoruz. Ders atlamıyoruz. Uyum sağlayabileceğimiz düzeyde gerçekçi ve çok yoğun olmayan bir program hazırlıyoruz ve en önemli olan noktalardan biri kendimizi ödüllendirmeyi de unutmuyoruz, ihmal etmiyoruz. Çünkü bütün hafta belki iş, belki çocuklar, belki eşleriniz, belki okulunuz, stajınız, formasyonunuz ve artı KPSS dersleriniz çok yoğun bir tempo ile çalışıp programa eğer tamamen uyduysanız artık kendinizi ödüllendirmeyi hak ettiniz ve kendinize zaman ayırmayı hak ettiniz. Bu zaman aralığında bu haftanın bir günü olabilir ya da yarım günü olabilir arkadaşlar. Bu sizin hazırlandığınız sınavın yoğunluğuna göre değişir. Programa uyum sağlamanıza göre değişir. Rakiplerinizden ne kadar geride olduğunuza göre değişir. Çalışmanız gereken kaç konunun olduğuna göre değişir. İster arkadaşlarınla buluş, ister sevdiğin bir filmi izle, istersen sadece otur ve dinlen, sadece zihnini dinle. Ama mutlaka KPSS'ye hazırlık sürecinde bu meşakkatli süreçte kendinize küçük küçük ödüller verin. Çünkü KPSS biraz da psikoloji işidir ve unutmayın ki hiçbir sınav sizden, sağlığınızdan, psikolojinizden daha değerli değil. En değerli olan şey sizsiniz, sonra idealleriniz. Bunu asla unutmayın. Hocam çalışma saati değil de verim önemli değil mi? Tabii ki Hümeyra hocam. Fark ettiysen burada saatle ilgili hiçbir şey söylemedim. YouTube'daki videolar gibi 10 saat çalışmalısın yoksa atanamazsın demedim çünkü bu gerçek değil. Arkadaşlar ÖSYM sizin kaç saat mesai harcadığınızda bakmaz. ÖSYM sizin yaşınıza ya da kaç kez girdiğinizde bakmaz. ÖSYM sorduğu sorulardaki verimliliğinize, performansınıza bakar. Benim çok fazla öğrencim var 22 yaşında atanan, çok fazla öğrencim var 40 yaşında hala sınava hazırlanan. Eğer bu sınav süreyle ilgili bir sınav olsaydı 40 yaşındaki bir öğrencinin deneyimi ve ayırdığı süre daha fazlaydı. Onun çok daha önceden atanmış olması gerekiyordu. Doğru değil mi? Doğru. Hocam psikolojim kaldırmıyor. Algım öğrenme geç kalmış hissi beni çok yoruyor. Size nasıl ulaşabilirim? Saliha hocam bizim eğitimlerimize kayıt olabilirsin. Kayıt olan öğrencilerimize rehberlik desteği veriyoruz. Yapay zeka sisteminin bireysel sanal koçluğunu Türkiye'de sadece tek uzemde uygulanan, ilk ve tek kez hayata geçirilen yapay zeka destekli bireysel öğrenci koçluğu hizmeti bizde arkadaşlar. Size saydığım bütün kriterlerin tamamını biz tek uzeme kayıtlı bütün öğrencilerimiz için uyguluyoruz. Başarı oranımız da çok yüksek. Her grubumuz için lise grubu da var, ön lisans grubu da var, lisans grubu da var, ÖABT grubumuz da var. A grubumuz da var. YKS, LGS, DGS. Aklınıza gelebilecek bütün sınavları düşünün. Hepsi için biz başarının sırrını yapay zeka ile bulduk. Kayıt olan öğrencilerimiz bu yüzden bu yıl atama yolcusu zaten. O yüzden seminerin de başında söyledim. Tek uzem öğrencileri dışında dedim. Çünkü onlar benzer kaygıları yaşamıyorlar. Artık sırtlarını yasladılar. Günlük programlarına uyum sağlıyorlar. Ve bizim yönlendirmelerimize uyum sağlıyorlar. Atanmayı bekliyorlar diyebiliriz. Peki hocam, buraya kadar her şey tamam da hangi yöntemle ders çalışacağım, nasıl bileceğim bilmiyorum. Ya da ne zaman konu anlatımı yapacağım, ne zaman tekrar edeceğim, ne zaman soru çözeceğim, neye göre belirleyip çalışma programıma bunları dahil edeceğim. Bunu arkadaşlar birçoğunuz sordu, gördüm chat panelinde de. Bu kısmın gelmesini bekliyordum. Çünkü bunun da cevabı yine bizde. Bunun da cevabı yine tek uzamda arkadaşlar. Bunu da yaptık. Hocam yeni nesil matematiği nasıl yapacağız? Yeni nesil çok zor hocam. Yusuf hocam çok zor değil. Senin temelin olmadığı için sana zor geliyor. Önce temel atman gerekiyor. Bunun için disiplinli bir programa ihtiyacın var. Şimdi arkadaşlar bizim yapay zeka sistemimizde tam ve etkin öğrenmeyi sağlamak için garanti öğrenme modeliyle çalışıyoruz. Yani az önce de söylediğimiz gibi Yusuf hocamın matematikteki seviyesi temel olabilir. Ayşe hocamın Türkçedeki seviyesi ileri düzeyde olabilir. Fatma hocamın coğrafyadaki seviyesi orta düzeyde olabilir. Yani her birinizin her derse ayıracağı zaman ve enerji birbirinden farklı, doğru mu?
Aynen öyle. Rabia hocam diyor ki, hocam ben de matematik öğretmeniyim, ben de zorlanıyorum. İşte bu. Tebrikler ÖSYM dememiz lazım. Ama bir taktiği var Rabia hocam. Eğer doğru stratejiyle çalışırsak bütün derslerde %100 başarı sağlamamız mümkün. Hem verimli çalışalım hem de doğru yöntemi bulalım. Seviyemize uygun çalışalım. Hiçbir dersten korkmanıza gerek yok. Tebrikler ÖSYM. Evet hocam. Şimdi peki biz bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bizim sistemimize kayıt olan öğrencilerimizdeki kayıt olan öğrencilerim beni destekleyeceklerdir. Her derste hangi düzeyde olduğunu daha öğrenci kayıt olur olmaz ölçüyoruz. Her dersin ayrı ayrı seviye belirleme sınavları var. Bu seviye belirleme sınavlarına öğrencimiz giriyor ve sonuçlarını yapay zeka sistemi kaydediyor. Diyor ki Yusuf hocamın matematikteki seviyesi temel seviye, Türkçedeki seviyesi orta seviye, vatandaşlıktaki seviyesi ileri seviye gibi. Sorumlu olduğu bütün derslerin seviyesi artık çıktı. Yani artık sonucum elimde. İyi de olsa kötü de olsa bu sonucu kabul edeceğim, yüzleşeceğim ama çözümü de bende. Hepsinde de temel çıkabilirsin. Bu da sorun değil. Önünde yeteri kadar zaman var zaten. Yeter ki temelde olduğunu bil, kabullen ve buna uygun bir çalışma yap. Biz arkadaşlar temel seviyede olan bütün öğrencilerimize hangi derste ve hangi konuda temel seviyede ise önce ön hazırlık yaptırıyoruz. Ön hazırlık nedir hocam dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü bu kavram başka hiçbir eğitim kurumunda kullanılan bir kavram değil. Eğitim sektörüne bizim kazandırdığımız bir kavram ve çok gerekli bir kavram, gerekli bir çalışma türü, atlanmaması gereken bir çalışma türü, en önemli basamaklardan biri. Temelinizin olmadığı derslerde, ders yapılmadan önce ders içeriğine dair genel bir fikir edinmeniz gerekir. Bu doğrultuda da arkadaşlarım ön hazırlık çalışmaları temel düzeyde video eğitimlerinden, basit içerikli konu anlatımı kitaplarından, basit temel seviyede canlı yayın ön hazırlık eğitimlerine alınarak öğrenciye yaptırılır. Yani eğer Yusuf hocam senin temelin matematikte hiç yoksa senin direkt olarak ön hazırlık, gerekirse temel kavramlar, dört işlem becerisine kadar en alt level'a düşüp ön hazırlık yaparak adım adım ilerlemen gerekiyor. Belki matematikte hedefin 30'da 30 net yapmak değil ama belki de 30'da 15 net yapmak senin için yeterli olacak. Bunu bilmen gerekiyor. Matematikten 10-15 net yapabilsem atanıyorum. Ben aldığım puanı Sözel'den alıyorum. Matematik için önerinizi bekliyorum. Nagihan hocam, matematik için önerim, eğer matematikte temelin hiç yoksa ön hazırlıktan olabildiğince en alt kategoriden başlaman gerekiyor ve emek vermen gerekiyor, zaman ayırman gerekiyor ve bunları sürekli yapman gerekiyor. Şimdi geldim ikinci basamağa. Başlangıç düzeyinde olan bir öğrenciyim. Türkçe'de ikinci basamakta çıktım. Ne yapmam gerekiyor? Arkadaşlar ikinci basamakta başlangıç düzeyinde olduğunuz bir ders veya konuda konu anlatımı yapmanız gerekiyor. Peki konu anlatımını nasıl yapabilirim? Konuyu öğrenmek için canlı yayın konu anlatımı derslerinden, video konu anlatımlarından, detaylı konu anlatım kitaplarından yararlanabilirsiniz. Üçüncü basamak arkadaşlar orta seviyede. Birçoğunuzun birçok derste orta seviyede olduğunuzu biliyorum. Neden? Tecrübelisiniz. Birçoğunuz geçmiş yıllarda çalışıp yarıya kadar gelip KPSS defterini kapatıp köşeye atıyorsunuz. Neyse bu yıl değil önümüzdeki yıl diyorsunuz. Yani birçoğunuz aslında arkadaşlar birçok derste temelinizi atıp yarıda bırakıyorsunuz. Ve sizin o derslerdeki seviyeniz orta seviye. Dolayısıyla orta seviyede olduğun bir derste gidip ön hazırlıktan başlaman sana sadece zaman kaybettirir. Bunu bilmen ve seviyene uygun çalışmayı yapman gerekiyor. Orta seviyede olan bir öğrenci de arkadaşlar biz detaylı konu tekrarı yaptırıyoruz. Yani onu sıfırdan bir konu anlatımını alalım. Aman tarihi 120 saat çalıştıralım, 150 saat çalıştıralım. Sanki öğrencinin vakti çok bolmuş gibi hepsini sıfırdan alsın demiyoruz. Çünkü bu gerçekçi bir program olmaz.
Bu seviyenize uygun bir program olmaz. Peki detaylı konu tekrarını nasıl yapacağım? Öğrenmiş olduğunuz bilgileri daha kalıcı hale getirmek için tekrar anlatım niteliği olan canlı derslerden, video eğitimlerden, özet anlatımı olan kitaplardan ya da derste tuttuğunuz ya da öğretmeninizin tuttuğu ders notlarından faydalanabilirsiniz bunun için. Geliyorum dördüncü basamağa. Diyelim ki bir derste bir konuda ileri seviyedesin, ne yapabilirsin? Mesela diyelim Türkçe öğretmenlerim var içinizde. Hocam benim branşım Türkçe. Bu bölümün lisansını aldım. Ben bir Türkçe öğretmeniyim. Türkçe'ye gidip de dil bilgisi kurallarından, cümlede anlamdan, sözcükte anlamdan başlamak zorunda mıyım? Bir dershaneye kayıt oluyorum. Beni direkt sıfırdan başlayan gruba alıyorlar. Hayır, yanlış yapıyorlar. Senin zamanını çalıyorlar. Senin buna ihtiyacın yok. Çünkü sen eğer Türkçe'de ileri seviyedeysen soru çözümü yapman gerekiyor. Kolay seviyede soru çözümüyle başlayıp orta ve zor seviyede soru çözümüyle devam edip ileride olan düzeyini koruyup muhafaza edip daha da ileri düzeye çıkarman gerekiyor. Peki nedir bu soru çözümü? Nedir bu kolay seviyede soru çözümü ve nasıl yapılır? Öğrendiğiniz bilgileri sorularla pekiştirmek için çözümlü soru bankalarından, çözümlü soru bankalarından, canlı yayın soru çözüm derslerinden, soru çözüm videolarından faydalanabilirsiniz bunun için. Eğer bir derste dördüncü basamakta çıktıysanız sadece bu önerdiğim yöntemleri kullanmanız yeterli olacaktır. Diğer üç basamağa geri dönmenize gerek yoktur. Peki geldim. Hocam ben vatandaşlıkta üst seviyedeyim. Beşinci basamaktayım. Ne yapmam gerekiyor? Nasıl çalışmam gerekiyor? Öncelikle seni tebrik ediyorum. Bir derste üst basamağa geldiğin için, üst seviyeye geldiğin için ve üst seviyede de yine soru çözümü yapman gerekiyor. Orta ve zor düzeyde soru çözümü aşamasıdır. Beşinci basamak. Bu aşamada artık konuyu kavradın. Ve soru tipleri hakkında artık fikir sahibi oldun. Artık sen bu konuda beşinci basamaktasın. Bunun için çözümsüz. Bak dördüncü de çözümlü dedim. Yanlışına git geri dön bak ve düzelt diye. Beşinci basamakta çözümü yok, çözümsüz. Çünkü buna ihtiyacın kalmayacak. Çözümsüz soru bankalarından faydalanabilirsin. Bunun için yaprak testler, dijital sorular, ders denemeleri, deneme sınavları ve karma soru bankalarından faydalanabilirsin. Kübra Hocam birkaç kişiyle birlikte program satın alabilirsin. Çok daha uyguna denk gelir hatta. Genel kültürüm sıfır, ne önerirsiniz? Doğru çalışma stili nasıl olur? Çok zorlar. Elif Hocam bence bunun ekran görüntüsünü al. Çünkü az önce sıfır düzeyde olduğun derslerle alakalı ne yapman gerektiğini söyledim aslında. Arkadaşlar şu beş basamaklı merdiven hiçbir yerde bulamayacağınız bir sistem. Çünkü şu an içinizde dershaneye giden öğrencilerim de vardır. Diğer uzaktan eğitim kurumlarından faydalanan öğrencilerim de vardır. Bizim dışımızdaki diğer hiçbir kurum sizin seviyenizi bilerek seviyenize özel bir ders çalışma programı hazırlamaz. Hatta seviyenizi de önemsemezler. Ama biz sizin her dersteki seviyenizi ölçerek o seviyenin karşılığında ne yapmanız gerektiğini bildiğimiz için bunu yapay zeka sistemiyle programlıyoruz. Hatta program da hazırlamaz hocam. Aynen öyle Hümeyra'cığım. Onu söylemek istemedim ama çok haklısın. Standart herkese bir tane verirlerse ve onu da zaten verince de öğrenciler böyle başının üstünde falan taşır, rahat program verdi. Sonra bir bakarız Zeynep'le Burak'ın hikayesine döner. Burak Zeynep'i taklit eder. Değil derece atanamaz bile. Atanmalar rüya olur falan. Neyse olumsuzu kodlamayacağım. İçi bomboş hocam. Doldurma bir pro. Aynen öyle. O yüzden arkadaşlar eğer imkanlarınız dahilindeyse bu sisteme kesinlikle kayıt olun. Bakın şu an çok geç değil. Yarın 1 Aralık yılbaşına girmeden önce kendinize bir yatırım, bir ödül gibi düşünün. Atandığınız günleri düşünün arkadaşlar. Öğretmenlerim, A grubu öğrencilerim, memur adaylarım şu an önümüzdeki yıl bu zamanlarda masanızda olabilirsiniz. Öğrencilerinize ders anlatıyor olabilirsiniz. Ayın 15'inde
Yüksek meblağlı maaşlarınızı bekliyor olabilirsiniz. Tercih sizin, hayat sizin. Herkes tercihleri doğrultusunda bir yaşamı belirliyor aslında. O yüzden ben isterim ki tercihiniz atanmaktan yana olsun. Ama bunu sadece istemekle kalmayalım lütfen. Çünkü kişinin potansiyel enerjisi yani istekliliği kinetik enerjiye yani harekete dönmediği sürece sadece bir yüktür. Sadece istemekle kalırsınız. Hayal eden tarafla kalırsınız. Rakipleriniz önden patır 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 gider. Sizin oturmayı hak ettiğiniz koltuklara oturur ve siz sadece izlersiniz ve en acısı da zaman kaybedersiniz. Bunu yapmamak için arkadaşlar bugün milat olsun. Bugün başlayın artık çalışmalarınıza. Hümeyra hocam seminer sonunda kayıtla ilgili bilgi vereceğim. Eğitim analizimize nasıl gireceğinizi göstereceğim. Eğitim analiziyle nasıl ders çalışmanız gerektiğini, öğrenme karakteri, psikolojik yapınız, stres, kaygı düzeyiniz, dikkat dağınıklığı düzeyiniz gibi gibi gibi. Sizi hazırlık sürecinde etkileyebilecek bütün özellikleriniz Türkiye'de sadece tek uzamda uygulanan eğitim analizleriyle ölçülüyor. Bu analizlerde seminere katılan herkese hediye. Kayıt olan herkes de analizi çözmek zorunda. Analizden çıkan sonuçlarına göre yapay zeka ders çalışma programını hazırlıyor diyebilirim. Merve hocam ücret belli. Tutarı ileteceğim seminer sonunda. Tutarları çok uygun. Hocam EKPSS içinde var mı? Var Aybüke hocam. Hatta EKPSS için nadir kurs desteği veren kurumlardan biriyiz yıllardır. Çok fazla derecelerimiz de var. Okey, o zaman devam. Şimdi geldim program hazırlama kısmına. Arkadaşlar bir ders çalışma programı hazırlanırken kesinlikle sizin müsaitlik durumunuzu bilmemiz gerekiyor. Bunu kendiniz hazırlıyorsanız da bilmek zorundasınız. Asla uyum sağlayamayacağınız kadar uzun saatler, ütopik saatler belirlemeyin. Çünkü uyamadığınızda motivasyonunuz düşecek ve bu sizi ders çalışmaktan daha da soğutacak. O yüzden gerçekçi yaklaşın, oturun bir önünüze kalemi kağıdı alın. Ya ben kaç saat çalışabileceğim? Benim potansiyelim ne? Ben işten kaçta çıkıyorum? Ben çocuğumla ne zaman ilgileniyorum? Ben çocuğumu ne zaman uyutuyorum? Ben ne zaman yemek yapıyorum? Ne zaman yemek yiyorum? Ben hangi saat aralığında uygunum? Bunun analizini yapmanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bir programın hazırlama aşamasında ders çalışabileceğiniz süreyi bilmelisiniz. Sınava kaç gün kaldığını bilmelisiniz. Mesela bugün 250 gün vardı sınava. Yarın 249 gün var. Programını bugün hazırlarsan başka bir sonuç çıkar. Yarın hazırlarsan başka bir sonuç çıkar. Çünkü eksi bire düşüyorsun. O yüzden diyorum vakit kaybetmeyin diye. Sınava kaç gün kaldığını bilmek zorundasın. Seviyeni bilmek zorundasın. Şimdi içimizde bir sosyoloğumuz vardı. Hatta dedim ki hedefimiz 92 plus. Bu öğrencinin başlangıç noktası 70 ise hedefine olan uzaklığı kaçtır arkadaşlarım? 22 puan. Peki bir başka rakibini düşünelim. Onun da puanı 92 ama o öğrenci de 60'la başlıyor. 32 puan farkı olan bir öğrenciyle 22 puan farkı olan bir öğrencinin aynı çalışmayı yapması doğru mu yanlış mı? Herkesten yanıt bekliyorum. Evet Özlem hocam indirim kodu vereceğim. Yanlış değil mi? Çünkü senin seviyen burada en önemli kriter. Hedefine ne kadar uzaklıktaysan onu kapatacak, o eksikliği kapatacak bir programa ihtiyacın var. O yüzden seviyeni bilmek zorundasın ve bunların hepsinin bir arada olduğu özel bir programa ihtiyacın var. Üstelik bu programı sadece yapmak değil, yapabilirsiniz belki ama bunun takibi, hatta o kriterler kısmında ne dedim? Verimliliğinin ölçülebilir olması gerekiyor dedim. Yoksa sınava bir girersin, çalıştım çalıştım, sınava bir girdim, aldığım puan 70. Çalışmasam da 70 alıyordum zaten. Yani ne oldu? Bir yılım boşa gitti, çöpe gitti. O yüzden ölçülebilir olması gerekiyor. Belirli zaman aralıklarında programınızda öğrendiğiniz, öğrenemediğiniz, uyum sağladığınız, sağlayamadığınız konulara göre çeşitli revizeler yapmanız gerekiyor. Geçen sene kendimi denemek için 64 aldım. Sizce başarabilir miyim hocam? Lise KPSS. Yeliz hocam hedefin minimum 90. Eğer bizim sistemimize kayıt olursan ben başarabileceğini düşünüyorum. Tek başına çok zor.
Ben çalışıyorum ama yeni konu ekledikçe eskiler karışıyor. Hocam bu çok normal çünkü tekrarlarını belirli periyotlarda yapmıyorsun. Hocam ben 4-5 sene önce girdim, 80 aldım, sonra özelde çalıştım, bu yıl işten çıkarıldım. Aa, Hümeyra hocam ne kadar üzücü. Yani yanlış yere yatırım yapmışız hocam. Özel bize çok da yatırımımızın karşılığını veremiyor, değil mi? Özel yetti artık. Bence de yetti artık. Sizin yeriniz özel mi? Ayol aşk olsun. Kendinizi güzel yerlere yakıştırın arkadaşlar. Siz değerlisiniz. Özelde emek çöp oluyor. Bak 4-5 yıldan sonra hadi bakalım el elde baş başta kaldım. Bana yine göründü KPSS yolları. Hocam çocukla çok zor oluyor. Evet Sibel hocam. O yüzden diyorum ya program şart. Bakın arkadaşlar bizim 2022 yılında 4 tane çocuğuyla birlikte ki bu 4 çocuğun ikisi ikiz. İkisi de biraz daha yaşı büyük. 42 yaşında Özlem hocamız kulakları çınlasın. Saygılarımı sunuyorum buradan kendisine eğer izliyorsa adam. 4 çocukla ki ikiz küçük çocuklarla 42 yaşında yıllarca ara vermesine, liseyi ve üniversiteyi açıktan okumasına, formasyon için şehir dışına gidip gelmesine rağmen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği branşında Türkiye 27.si olarak atanan öğretmenimiz var. Bakın rol model alacaksanız bu hocamızın istekliliğini rol model alın. Bu hocamızın ne kadar bahanelerin arkasına sığınmadığını rol model alın. Neden? Çünkü bizimle çalıştın. Biz hocamızın seviyesine göre program yaptık. Gerekirse konu eledik. Gerekirse dedik ki hocam bu konudan soru gelmiyor. Bunu sana çalıştırmayalım. Gel en çok sorunun geldiği konuyu sana çalıştıralım dedik. O yüzden onun az olan zamanını o kadar doğru yönetmesini sağladık ki öğrenci branşında Türkiye 27.si oldu. Hayır Merve hocam, öğretmenlikte yaş sınırı yok. 35 yaş sınırı A grubu kaymakamlık, hakimlik ve icra müdür yardımcılığında var. Ben sanki yapabilirim gazına geliyorum. Çok güzel bir duygu. Kesinlikle Elif hocam. Sadece gaza gelmeyin, bunu hayata da geçirin. Onu demek istiyorum aslında. Şimdi geldim, örnek bir çalışma programı hazırlayalım. Nedir bu tek uzemlilerin ayrıcalıkları? Hoca kaç dakikadır tek uzemlileri övüyor dediğinizi duyar gibiyim. Gelin bakalım onların ayrıcalıkları, ayrıcalıklı oldukları yer neresiymiş? Hocam diyetisyenim, geçen yıl mezun oldum, 80 aldım, 90 üstü alabilmem çok mu zor kalan sürede? Aycan hocam bu sistemle çok zor değil, tek başına zorlanabilirsin. Çünkü başarılısın zaten ama önemli olan o 80 ile 90 arasında sen 10 puanı nerede kaçırıyorsun? Biz bunu bulacağız ya hocam seviye belirleme sınavında. O bulduğumuz yere daha çok mesai harcamanı sağlayacağız. İşte yapay zeka burada devreye giriyor. Bunu mesela hocam sen git özel bir öğrenci koçuyla anlaş, sana özel bir program yine yapmaz. Der ki yine iyi olduğun konuyu da çalıştırır, kötü olduğun konuyu da çalıştırır. Sen yine girersin belki 1-2 puan arttırırsın. Ama %100 bir başarı olmaz. Bizim en büyük farkımız arkadaşlar, bunu bir insan yapmıyor bakın. İnsanın yanılma payı vardır zaten. Yani insan doğru analiz edemez. 282 konuyu tek tek önem puanını bilecek, çalışma süresini bilecek. Bu öğrenci hangisinde başarılıydı, hangisinde ortaydı, hangisinde ileriydi, ileriydi. Bunu yapabilecek bir zeka yok. Bunu sadece bir yapay zeka yapabilir zaten. Çok merak ettim. Hemen hazırlayalım. Tamam, daha fazla meraklandırmayacağım ben sizi. Gelelim. Şimdi arkadaşlarım, evet tek kuzem. Kendi öğrenci panelime gireceğim. Evet. Bu kısmı dikkatli bir şekilde izleyin lütfen. Çünkü seminer sonrasında bir kere örnek ders çalışma programı hakkınız olacak arkadaşlar. Nasıl giriş yaptığımı, nereden giriş yaptığımı dikkatli bir şekilde izleyin lütfen. Kullanıcı adımı ve şifremi yazıyorum. Giriş yap diyorum. A grubu için de eğitimlerimiz var. Ayda iki kez 15 günde bir görüşme için 2000 TL istedi bir koç. Wow, aylık 2000 TL korkunç. Beyza hocam daha devam ediyor. Keyifli bir seminer. Nereye böyle? Devam edeceğiz daha. Ön lisans. Tamam, ön lisanssan kal zaten seminerde. Evet çok keyifli. Gitmeyin bir yere.
Şimdi arkadaşlarım, size hediye ettiğim analizlerim nerede? Bakın burası benim öğrenci panelim. Her birinizin bu paneli var. Kullanıcı adınızı, şifrenizi yazdığınızda bu panel çıkacak. Telefondan da girseniz, bilgisayardan da girseniz. Bakın sağ üst köşede saatin yanında zil var, bildirim. Orada eğitim analizi diyor. Gördük mü? Şifreniz Didem Hocam size SMS'te gelmiştir. SMS'inize bakın. Burada işte analizde nelerin ölçüleceğinden bahsediyor ve teste başla diyor. Yani şurası bak. Şurası. Teste başla. Okey miyiz? Buraya tıkladığımda teste başlıyorum. Bu analiz. Herkes çözüyor. Çözenlerin yeniden çözmesine gerek yok. Onlar sonuçlarını görebilirler. Çözmeyen öğrencilerim çözsün ve lütfen kendisine artı bir değer katsın. Rakiplerinden bir adım öne geçirecek bu sene. Geliyorum. Şimdi analizim bu. Bunu çözdüm. Sonra ne yapacağım? Bu kısım kayıt olacak öğrencileri daha çok ilgilendiren kısım. Yani yapay zekanın onlara program hazırlaması için, hedeflerine ulaşması için bu kısmı çok dikkatli incelemeleri gerekiyor. Yeliz Hocam bak saatin yanında zil işareti var, gördün mü? Burada eğitim analizi diyor. Hatta ben size şöyle yapayım. Neden linki atmıyorum, değil mi? Evet. Analiz bu. Gelelim seviye belirleme sınavlarına. Yapay zeka nasıl çalışıyor demiştik arkadaşlar. Her dersteki seviyemi ölçüyor. Yani benim Türkçedeki seviyem başka çıkabilir, matematikteki seviyem başka çıkabilir. Meryem Hocam şu an bu seminere girdiysen zaten bizim üyemizsindir. Üyelik ücretsiz. Seminer için bir kullanıcı adınız ve şifreniz var ya, yeniden üyelik oluşturmanıza gerek yok. Sadece ÖABT dersi alanlara yapay zeka koçluğu veriliyor mu? Evet Merve Hocam. Hangi pakete kayıt olursan ol, yapay zeka koçluk bizimse hediyemiz. Burada Türkçe, matematik, coğrafya, tarih, vatandaşlık. Büşra Hocam analiz 10-15 dakika arası sürer. Buradaki sınavlar uzun sürüyor çünkü detaylı sorular var. Sizin seviyenizi her bağlamda ölçeceği için kaliteli ve seçilmiş özel nitelikli sorular sorduk. Hayır Buket Hocam, öyle bir şey yok. Hakkınız gitmez. Buradaki sınavları çözdüm. Sonra geldim takvime tıkladım. Evet, Büşra Hocam doğru zamanda dikkatinin toplu olduğu, sessiz olan ve kendini hazır hissettiğim bir zamanda gir. Burası arkadaşlarım. Şimdi ben örnek bir takvim hazırlamıştım. Onu sileceğim. Birlikte yeniden hazırlayacağız sizinle. Takvimi tekrar oluştur diyelim. Vazgeç. Evet. Tamam. Şimdi bakın. Kayıt olduğunuzda arkadaşlar bu takvimi şu an bu seminerdeki herkes ücretsiz bir kere denemek için yapabilir. Tek üzerine yapay zekaya kayıt olan her öğrenci sınırsız yapıyor zaten. Ki yapay zeka takvimi kendisinde güncelliyor bu arada. Ben her ikisi için de gösteriyorum. Benim branşıma örnek veriyorum. Genel kültür, genel yetenek. Bu ders nil listesi arkadaşlar normalde sağ kısımda oluyor. Ben çalışmak istediğim dersleri kendim seçiyorum. Bakın sistemin bana sunduğu ayrıcalığı görüyor musunuz? Mesela Türkçe ve matematikle mi başlamak istedim? Ya da yanına tarihi de mi eklemek istedim? Üç derste mi çalışmak istiyorum? İki derste mi çalışmak istiyorum? Beşini birlikte mi yürütmek istiyorum? Sorun değil, seçim bana ait. Seçiyorum, ben üç derste ilerlemek istiyorum. Kaydet dedim. Sonra geldim çalışma alanı belirle. İşte burası en önemli kısım çünkü her birinizin uygunluğunun farklı olduğunu biliyorum. Kimisi gece çalışır, kimi gündüz çalışır, kimi gün arasında çalışır, kimi 3 saat çalışır, kimi 5 saat çalışır. Sen nasıl çalışabileceksen yapay zeka ona göre program hazırlıyor. Geliyorum kendi uygunluk durumuma göre. Ben saat 17'de çalışmaya başlayacağım. Misalen yapıyorum bu programı dediğim gibi. Ve 22'ye kadar çalışacağım. Günde 5 saat benim için ideal. Bütün günleri seçeceğim. Eğer hafta sonu izinliysem ya da hafta içi bir gün izinliysem o izinli olduğum günü ayrı seçebilirim. Sadece GGK için değil Ayşenur Hocam. Hangi sınavlara hazırlanıyorsanız bu hazırlandığınız bütün sınavlar için program yapan bir sistem. Ben örnek olarak GGK'yı gösteriyorum. Eğer sen öğretmensen, eğitim bilimlerin varsa, ÖABT'n varsa, eğer alandan giriyorsan, A grubun varsa hepsine yönelik eğitimimiz var. Şu an misalen gösteriyorum arkadaşlar.
Hocam ben kayıt olursam başta biraz yumuşak yapacağım ders saati olarak. Sonra disipline girince artırırım. O şekilde gün ve saati güncelleyebilir miyiz? Tam söyleyeceğim şeyin üzerine bastın Hümeyra hocam. Kayıt olan öğrencide sınırsız güncelleme hakkı var. Sorumluluğun arttı mı? Azalt ders saatine. Sorumluluğun azaldı mı? Fazlalaştır. Ya da işten mi ayrıldın? Bütün gününü doldur. Tamamen sana özel, şu anki uygunluk durumuna özel hazırlıyor sistem. Rabia hocam, ÖABT'yi seçmen gerekiyor. Ekle dedim. Oluştur diyorum. An örnek olarak yapabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra tamamen uyum sağlayabileceğiniz şekilde revize edeceğiz. Ah Hümeyra hocam, bunları sizden duymak ne kadar güzel. Teşekkür ediyoruz. Her şey siz değerli öğrencilerimiz için. Her şey sizin başarmanız için arkadaşlar. Geldim. İşte bu. İşte bu. Şu programın güzelliğine bir bakın. 3 ders seçmiştim. Matematik, tarih, Türkçe. Bakın, bir haftalık ders çalışma programım önümde ve mola süresine kadar, tekrarına kadar, konu anlatımına kadar her şeyi yapay zeka tek 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 planladım. Misalen Türkçe paragrafın içeriği. Bas üzerine çalışma araçlarını gösterdi. Buradan istediğin gibi çalışmanı yapabilirsin. Dışarıdan dershaneye mi gidiyorsun? Gidip orada da çalışabilirsin. Yeter ki sisteme bunu işte, hiç sorun değil. Çünkü benim o dersteki seviyem ileride, orta seviyede. Bakın, burada konu anlatımları olarak yapmam gereken her şeyi, evet, ben o dersi daha önce çalıştım. Yani daha doğrusu ben o derste 3. basamaktayım. Zaten seviye belirleme sınavından onu gördü. Büşra hocam, dışarıdan kursa gittiğinde biz senin buradan yine takvimini yapıyoruz. Bak, şu takvimi biz yine sana yapıyoruz. Sen kursta diyelim ki gittin, X konusunu mu çalıştın? Mesela kampüste ders dünyası var. Sen kursta gittin, iş çavuş problemlerini çalıştın. Geliyorsun sisteme, diyorsun ki ben bu konuyu çalıştım, tamamladım diyorsun. Sistem o konuyu sana yeniden çalıştırmıyor. Onun bir üst level'ını çalıştırıyor. Mesela arkadaşlarım, bakın şimdi sizi bir yeri göstereceğim size. Bayılacaksınız. Bu, diyeceksiniz ki hocam bu kadar da değil yani. Bunu da mı yaptınız diyeceksiniz. Matematik, kimliği gör. Hazır mısınız? Yusuf hocam, ben şimdi size telefondan nasıl girdiğinizde nereyi göreceğinizi, yani nereden göreceğinizi göstereceğim. Arkadaşlarım bakın, burada matematiğin bütün konuları var, gördük mü? Mutlak değer, oran, orantı, permütasyon, kombinasyon, çember, daire gibi gibi gibi. Ve yanlarına bakıyor mu herkes? Burada bir önem puanı denilen bir şey var. Nedir bu önem puanı? Mesela bazısında 0,14 çıkmış. Bazısında 1,38 çıkmış. Görüyor musunuz? Bazısında 0,59 çıkmış. Arkadaşlar, yapay zeka sizin sorumlu olduğunuz bütün konuların sınavdaki çıkan soru sayısına göre bir önem puanı veriyor. Diyor ki üstü sayıların önem puanı 0,14 ama problemlerin önem puanı 1,38. Yani bu ne demek oluyor? Doğru orantı yap. Önem puanı yüksek olan bir konuya daha çok çalışırsın, değil mi? Neden? Kazancın daha fazla çünkü. Aynen öyle. Mesela Hümeyra hocam, zamanın azaldı. 3 ay kaldı ama konuların bitmedi. Ne yapacaksın? Çalışmayı mı bırakacaksın? Hayır. Zamanın azsa yapay zeka önem puanı yüksek olan konuları önceliklendiriyor ve programını önce onları ekliyor. Diyor ki bunları çalış. Diğerlerinin sana getirisi yok ve onları çalışmak için zamanın yok. Hayır Hümeyra hocam, ücretleri çok uygun. Birazdan ücret kısmına da geleceğim. Aynen öyle Elif hocam. Ve bunu sadece matematik için değil, zaten girdiğinizde detaylı bir şekilde bakarsınız arkadaşlar. Mesela vatandaşlık. Birçoğunuz bu dersi çok küçümsüyorsunuz. Diyorsunuz ki ay aman hocam, en son çalışırım, ne olacak ki, soru sayısı az. Hayır,
En az matematik kadar önemli biliyor musunuz? En son 22 yılında inanılmaz bir net ortalaması düşüşü vardı vatandaşlıkta. Bak 0,10, 0,50, 0,17, 0,33, 0,67 bunların her birinin önem puanı farklı. Ve bunları biliyor yapay zeka. Ona göre bunu senin karşına getiriyor. Yeniden takvime geliyorum. Ders çalışma programıma. Programım artık bana göre hazırlandı. Ben günü gününe programa giriyorum. Üzerine tıklıyorum. Video dersler kısmına gidiyorum. Oradan dersimi izliyorum. Geliyorum buradan tamamladım diyorum. Mesela paragrafın içeriği. Çalışma araçlarını göster. Kesinlikle Beyza Hocam. Vatandaşlık net kazandırır. Yine yanıldığımız konulardan biri. Tamamladım diyorum. Dershaneye giden öğrencilerim gelecek dershanede çalıştığı konuyu buraya tamamladım diyecek. Bu kadar. Yapmanız gereken tek şey bu. İrem Hocam şifre SMS ile geldi size. SMS kutunuzu kontrol edin. Bu seminere kayıt yaptırırken şifrenin gelmiş olması gerekiyor. Bakın arkadaşlar, bütün günler için konu anlatım yapmam gereken konulara konu anlatım yaptırıyor sistem bana. Tekrar yaptırmam gereken, tekrar yapmam gereken yerlerde de tekrar yaptırıyor. Peki şunu duyar gibiyim. Hocam tamam çok güzel ben kayıt oldum. Başka nelerden faydalanacağım? Arkadaşlar sizin en büyük kazancınız bir kere bir yapay zeka. İki, siz kayıt olduğunuzda kayıt olduğunuz programın bütün canlı derslerine katılım hakkınız var. Canlı dersler. Ankara'nın en iyi KPSS kadrosu. Çok iddialıyım. Dev öğretmen kadromuz var. Hem yayın yazarı hem de Türkiye dereceleri çıkarmış hocalar. Gözünüz kapalı güvenebilirsiniz. Onlarla canlı dersler. Artı bu derslerin videoları. Artı hocaların ders notları. Bakın ders notlarını da size göstereyim. Aleyna Hocam şu an bu seminere nasıl girdiniz? Hangi şifreyle girdiniz? Mail olarak gelmez. Kullanıcı adı ve şifre SMS ile gelir. Şimdi burada ders notlarım var. Ne kadar güzel. Biz de Ankara'dayız. Evet, Burakcan Hocam doğru söylüyor. En başta atılan şifre. Tamam, onu daha sonra bize WhatsApp'tan yazıp şifrenizi alırsınız. Şu an konumuz şifre değil. Daha önemli bir şeyden bahsediyorum. Dikkatinizi dağıtmayın lütfen. Arkadaşlar burada kayıt olduğunuz eğitime dair öğretmenlerimizin özel ders notları var. Bakın, bunlar İbrahim Hoca'nın notları. Kayıt olduğunuzda bunlara da sahip olmuş olacaksınız. Sevim Hocam bir kez ücretsiz bunların tamamından faydalanmanız için eğitim kursumuza kayıt olmanız gerekiyor. Ben şu an örnek olarak faydalanacağınız hizmetlerden bahsediyorum. Kayıt olmadan önce görmeniz için, atanmanız için bu eğitime kayıt olmanız gerekiyor. Bütün dersler için hocalarımızın ders notları arkadaşlar. Sorular da var içerisinde. Cevaplar da var. Yazılı görsel bütün içerikler de var. Yani dışarıdan yüksek meblağlara satın alacağınız kitaplardan çok daha faydalı ve güncel. Gördük mü? Hümeyra hocam bunu duymamış olayım. Ne demiştik? Ders sevmiyorum, yapmayacağım falan yok. Söyleyeceğim Dilşe hocam. Şimdi bir de video dersleri de size göstereyim arkadaşlar. Biz kayıt olan öğrencilerimize hem bu yılın canlılarını hem de 2023 yılın geçtiğimiz yılın video eğitimlerini hediye ediyoruz arkadaşlar. O yüzden kayıt olan öğrenciler 2 yıllık eğitimden faydalanıyorlar. Hem 23 hem 24. Matematik çok korkuyorsunuz ya bir bakalım. Biz matematiği ne kadar keyifli işliyoruz bakın. Seda Nur Hoca'yı var mı tanıyan? Kendisi matematik ödülü olan Türkiye'nin en iyi matematik öğretmeni seçilen 2022 yılında bir öğretmenimiz. Çok kıymetli, müthiş keyifli geçiyor dersleri. Kübra Hocam kayıt olduğunuzda indirebiliyorsunuz notları. Kayıt olan öğrencilerin indirme hakları oluyor. PDF olarak çıktı alabiliyorlar.
Bakalım, canlı derslerin yapılmadığı, örneğin matematik problemlere daha var işlenmesi için, ama ben kendim bireysel sistemden problemler işlemek istiyorum. Dersler sistemde kayıtlı ders olacak. Evet, evet Nurdan Hocam, az önce de söylediğim gibi geçen yılın videoları size hediye edilecek. Bakın ne kadar keyifli geçiyor. Böyle branşında uzman eğitmenlerle birebir canlı derslere de giriyorsunuz. Yani arkadaşlar, bu sistemde yok yok, yapay zekası ayrı, canlı dersi ayrı, video dersi ayrı, deneme sınavları ayrı, birbirinden zengin, altın değerinde ders notları, kaynakları ayrı. Hepsi bir arada oluyor. Yani kazanmanız için tek hocam daha ne yapsın? Söyleyin. Var mı eksik gördüğünüz bir şey? Ben de matematik sevmiyorum Rukiye Hocam. Seveceğiz ama ne dedik az önce? Sevmiyorum yok. Olumsuz kodlamalar yok. Sevmesek de yapacağız. Şimdi gelelim en çok merak ettiğiniz ve sorduğunuz seminerin başından beri. Hocam, bu sistemin bedeli nedir? Türkiye'de ilk ve tek atandırma garantili Ankara Merkez kadrosu. Her şey harika. Ama tabii ki her güzel şeyin bir bedeli var. Korkmayın. Biz kurum olarak arkadaşlar yıllardır bu sektördeyiz bu arada. Ve Milli Eğitim Bakanlığı bağlı olarak çalışan da ender kurumlardan bir tanesi. Hatta en baş sırada yer alıyoruz diyebilirim. Tutarlarımız çok uygun. Çünkü amacımız sizin atanmanız. Bizim zaten binlerce öğrencimiz var arkadaşlar. Bu sistemin yüz binlerce üyesi, kullanıcısı var. Amaç daha da fazla öğrenci kullansın. Daha da fazla öğrencimiz amacına, hedefine ulaşsın. Amacımız bu. O yüzden şu an bu seminere katılan her öğrencinin 1.000 TL'lik bir indirim çeki var. Kayıt olmak istediği program hangi programsa da hiç önemli değil. Lise ön lisans grubu eğitimlerimiz 3.599 liradan 2.500 TL'ye düşüyor. Lisans grubu eğitimlerimiz 3.599 liradan 2.500 liraya düşüyor. Evet, yanlış duymadınız. Bu aylık değil, bir yıllık her şey dahil tam paketin ücreti. Bunu bir kez ödüyorsunuz. Sınava kadar birlikteyiz. İnşallah Allah nasip ederse, verimli bir süreç ilerletirsek arkadaşlar, sizin tercih mülakat sürecinize kadar yanınızdayız ve destekçinizdeyiz. Bunun da sözünü veriyorum buradan. O yüzden yanlış duymadınız. Aylık değil, bir yıllık toplam paket 2.500 liraya düşüyor. GGK lisans, orta öğretim ve ön lisans için. Gelelim GGK ve eğitim bilimlerine. Genel kültür ve genel yetenek eğitim bilimleri eğitimimiz 4.849 liradan 3.750 liraya düşüyor. ÖABT'si olan öğretmenlerim, sizi de düşündük. Hazır Öğretmenler Günü'nden de çıktık. Bu arada geçmiş Öğretmenler Gününüzü kutluyorum. Kutlu ve mutlu olsun hepimiz için. Daha güzel Öğretmenler Günü'nü öğrencilerimizle kutlayacağımız güzel Öğretmenler Günlerine inşallah. ÖABT'si olan bütün branşlarımızda YGK Eğitim Bilimleri ve ÖABT üçlü paketimiz 6.599 liradan 5.500 liraya kadar düşüyor. Evet Hümeyra Hocam, şimdi sistem yöneticimizden rica ediyorum, lütfen öğrencilerimizin indirim kodunu kullanabilmeleri ve kayıt işlemlerini tamamlayabilmeleri için WhatsApp linkimizi paylaşsın. Sadece ÖABT Merve Hocam 3.599 liradan 2.500 liraya düşüyor. A artı B 8.349 liradan 7.000 TL'ye düşüyor. Eğer kredi kartı kullanımınız varsa onda da bir sürpriz yapacağım size. Peşin fiyatına 3 taksit. Vade faiz farkı yok. Funda Hocam eğitim artı ÖABT 3.750'ye düşüyor. Lisans GGK 2.500 mü? Evet Burak Hocam, yanlış duymadın. 2.500. Aybüke Hocam EKPSS de 2.500 liraya düşüyor. Şöyle yazayım size. Hatta şöyle yazayım, siz ekran görüntüsü alın. Lise, ön lisans, lisans. 2.500 TL. GGK artı eğitim bilimleri 3.750 TL. GGK artı eğitim bilimleri artı, kaydınızı alın, tamam. Yazın Hümeyra Hocam. Sistem yöneticimiz tekrar paylaşabilir mi tıklayamayan öğrenciler için? Bütün kredi kartları dahil, hepsi dahil. ÖABT 5.500 TL.
KPSS A artı B. KPSS A artı B 7.000 TL. Sadece KPSS A 5.000 TL. Tıkladım herkes. Arkadaşlar bu indirim sınırlı süre için geçerli. Çünkü zaten ücretlerimiz, verdiğimiz hizmet ve kayıt olan öğrencilerimizin başarı oranlarına göre çok yüksek, çok düşük, rakip kurumların tutarları çok yüksek, dershanelerin tutarları çok yüksek. Biz şu an verdiğimiz hizmetin çok çok altında bir tutara kayıt alıyoruz ki özel 1.000 TL'lik indiriminizle birlikte gerçekten geleceğinize yaptığınız yatırım olarak devasa ama bütçe olarak çok minik bir yatırım olacak. Sorun değil hocam. Hocam nakit ödeme de olsa kredi kartına taksit de olsa bu indirimden faydalanabilirsiniz. Evet Büşra hocam en geç 3 Aralık'a kadar. Hayır Nurdan hocam estağfurullah. Özre hiç gerek yok. Aynen öyle. Linke tıklayın. Yerinizi ayırın. İndirim çekinizi ayırın. Yardımcı oluruz arkadaşlar. 3 Aralık'a kadar vaktiniz var. Ne kadar erken o kadar iyi. Nilüfer hocam kredi kartın varsa karttan yaparız. 15'ini bekleme, gecikme. Malum memur galiba eşiniz ya da babanız memur buradan anladığım kadarıyla. Var mı sorularınız? Ben bir an evvel yerime gidip öğrencilerin kayıt almalarına, kayıtlarını almaya başlayacağım. Hocam az önce gösterdiğim gibi kitaplarımız var dijital kaynak olarak. Somut olarak herhangi bir kaynak gönderimi sağlamıyoruz. Çünkü buna ihtiyaç duymuyoruz. Ders notlarımız var. İsterseniz indirip çıkarabileceksiniz kayıtlı öğrencimiz olduktan sonra. Yeniden son kez göndereyim. Kayıt olmak isteyen, indirim hakkını kullanmak isteyen, kontenjandan, indirimden yararlanmak isteyen, yerini ayırmak isteyen öğrencilerimiz bu linke tıklasınlar. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım bu seminerden. Müthiş bir katılım vardı. Evet, Büşra Nur hocam gösterdim analizi. Emine hocam ÖABT coğrafya yok. GG kayıtın birimlerine 3.750'den kayıt olabilirsiniz. Hava hocam bunların hepsini gösterdim. Çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki katıldınız. İyi ki varsınız. İnşallah kayıtlı öğrencimiz olduktan sonra da görüşmeye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakınız. Linke de tıklayınız. Kayıt olunuz efendim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlarım. Görüşmek üzere. Yeniden son kez linki göndereyim. İyi akşamlar.